Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ben de seni bekliyordum. Ne zamandır ana oğlu şöyle baş başa bir sohbet edemedik. Gel otur şöyle. Ya anne, hiç konuşacak havada değilim. Biliyorum ama bunu konuşmamız lazım. Otur. Ne zamandır görüşüyordunuz Özlem'le? Ne fark eder ki? Yeni başladık desem ne değişecek ki? Aramızdaki münasebet ne kadar ciddiydi onu anlamaya çalışıyorum. Odasında karın, merak etme. Yani basit ve sıradan bir ilişki değil de. Duymak istediğim buysa tabii. Arzu'ya saldırarak neyi elde etmeye çalıştın? Yani amacı neydi? Arzu'nun korkup senden ayrılacağını mı düşündün? Bilmem. Ama Özlem'e bu soruyu gerçekten ben de sormayı çok isterdim. Allah Allah. Yani Özlem'in bunca senedir Arzu'yu tanıyamamış olması. Arzu öyle gözünü korkutup kaçırabileceği bir kadın değil. Ya iyi de anne, yani Özlem de durduk yere tehdit edip birine saldırabilecek bir kadın değil. Yani neler konuştular, ne yaptılar bilmiyorum ki. Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Sor, öğren. Arzu'ya sor, öğren. Arzu bu konuda konuşmak istediğim son kişi. Sen de daha fazla soru sorma bana. Kapatalım bu konuyu. Beni değil, karını ikna et. Bir karış suratla geldi eve. Bir yere mi gidiyordun? Yok. Yeni geldim. Annem söyledi. İyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. Bacağın nasıl oldu? Geçti sayılır. Arzu. Gerçekten ben çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Senin suçun yok Mahir. Özlem yaptı. Böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Hala aklım almıyor. Gözü dönmüştü. Senden ayrılmam için beni tehdit etti. Ben tabii hayır deyince, kabul etmeyince kalkıp saldırdı. Ama ben memnunum, biliyor musun? Tamam, canım yanıyor. Da böylelikle sen de onun gerçek yüzünü gördün.